Çocuklarla yolculuk. Çocuklu ailelerin seyahatlerini iki kat daha iyi planlaması gerekir. Çünkü çocuklarla seyahat etmek bazen işkenceye dönüşebilir ve bunu sadece yaşayanlar bilir. Mesafe iyi hesaplanmalı. Çocuklarla uzun mesafe gitmek zordur. Eğer kısa mesafede yolculuk yapacaksanız toplu taşımayı tercih edebilirsiniz. Otobüs yolculuğundansa tren yolculuğu daha rahat bir seçenek olabilir. Yanınıza ne aldınız? Çocukla seyahat etmek zaten yeterince güç gerektiren bir de gereksiz yük taşıyarak yolculuğunuzu daha da zora sokmamak için yanınıza aldıklarınıza dikkat etmenize fayda var. Anılarınızı biriktirin. Çocuğunuzla yolculuk yapmak ne kadar zor olsa da bu yolculuk sırasında onun en tatlı hallerini fotoğraflamayı unutmayın. İnsan yaşadığı bir anı zamanla unutabilir. Fotoğraflar bize bu anları hatırlatan en önemli araçlardır verilen önerilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz çocuklarla yolculuk yapmak tek başına seyahat etmekten daha zordur evet bunu ilk öncülümüzde de söylemiş olduk b çocuklarla yolculuk yapanların valizlerine çocukların ilgisini çekecek eşya koyması gerekir bununla ilgili hiçbir durum söz konusu değildir arkadaşlar çocukların ilgisini çekecek eşya koymaya gerek olduğunu söylemiyor bu metinde Tüm zorluğa rağmen çocuklarla seyahat eden ebeveynler fotoğraf çekme ihmal etmemektedir. Etmemelidir. Burada anılarınızı biriktirin köşemizde yer alıyor. Çocuklarla birlikte trende otobüsteki yolculuktan daha rahat bir yolculuk yapılabilir. Doğru bunu da tren yolculuğunu seçerek olabilir demiştik. Doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir karşılaştırma yapılmamıştır? Otobüsle tren arasında bir karşılaştırma yapılmıştı değil mi arkadaşlar? Mesafe iyi hesaplanmalıdır bölümünde. Yolculukta kısa seyahat ve uzun seyahat olmak üzere karşılaştırma yapılmıştı. Fakat fotoğrafla ilgili herhangi bir karşılaştırma yapılmadığı için cevabım D şıkkı olmalıdır. Numaralandırılan bilgilerin hangileri doğrudur? İnsan yaşadığı her anı aklında tutamaz. Evet burada e, anılarınızı biriktirin köşesinde bu yer alan bir sonuç. Çocukla seyahat etmek için enerji gerekir. Elbette arkadaşlar çocukla seyahat etmek için enerji gerekir. İki kat daha iyi planlanması gerekir. Ve hatta mesafenin iyi hesaplanması bölümünde de bundan bahseder. Çocukla seyahat etmek güç gerektiren bir de gereksiz yük taşıyarak yolculuğu daha zora sokmamanızda fayda var. O zaman çocukla seyahat etmek güç gerektiren, enerji gerektiren bir durumdur. Çocukla her an her yere seyahat edilebilir. Hayır, çocukla her an her yere seyahat etmek bazen bizim için işkenceye dönüşebilir. Üçüncü öncül yanlıştır. Birinci ve ikinci öncül doğrudur. Cevabım A seçeneği olmalıdır. Yasemin ve Suat çifti 6 aylık çocukları ile birlikte Adana'dan hareket ederek yolculuk yapacaklardır. Yolculukla ilgili önerilerin bulunduğu afiş ve yukarıdaki harita göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Çift Ankara'ya gitmek istiyorsa NİDE'ye tren ile seyahat edip orada 1 iki gün kaldıktan sonra Ankara'ya geçebilir. Adana'dan trenle buraya gelip daha sonra Ankara'ya geçebilirler. Olabilir tabii ki bu söylenebilir. B. Mersin'e toplu taşıma ile seyahat edecekleri zaman valizlerine istedikleri her türlü eşyayı alabilirler. Hayır ne demiştik gereksiz yük taşıyarak yolculuğumuzu daha da zora sokmamalıyız. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi en sonda bulunur? Bakalım arkadaşlar. Girişte karşılaştığım yaşlı teyzenin dudaklarından, apartmanın elektrik sigortası yandığından elektrikler kesik cümlesi döküldü. Bunu ben ilk sıraya aldım. Önemli değil anlamına gelebilecek bir işaret yapıp telefon ışığıyla içeri girerek doğruca kitaplığın olduğu odaya yöneldim. 2. İçerisi olabildiğine karanlıktı. Kitapla uzandım ve bir kitabı parmak uçlarımla kavrayıp çektim. 1. Kapağına bakmadan balkona yeneldim. 3. Sokak lambasından içeriye sızan ışığın yardımıyla kitabın Paula Chelho'nun Simyacı adlı romanı olduğunu fark ettim anlamlı bir metin oluşturduk arkadaşlar. Anlamlı metinin sonucunda en sonda bulunan öncülse ise 4 numaralı öncüldür. Cevabım C seçeneği olmalıdır. Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? O dönemler Erzincan'a bağlı Pülümür adındaki ilçede dünyaya gelmiş, ileride başarılı bir şair olarak anılacak Cemal Süreya. Bu birinci sıralama. Sonra Hüseyin ve Gülbeyaz çiftinin ilk çocuğu olarak başlamış ömür yolculuğuna diyorum. 4. Daha sonra da Perihan, Kemal ve Ayten isimlerinde üç kardeşi olmuştur. 2. Ancak Kemal henüz bir çocukken hayata veda etmiş ve şairimiz ölümle ilk kez kardeşini kaybederek tanışmıştır. Ve 1. Sıralama anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda bu şekilde olmalıdır. Doğru cevabım C seçeneğidir arkadaşlar. <laughs>